Gazeteci Ayhan Aykanat, Süleyman Soylu'nun gelişi nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan mitingin şu ana kadarki en başarısız miting olduğunu ifade etti. Süleyman Soylu Çorum'a geldi, bir miting yaptılar. Evet. Belki de hani AK Parti'nin düzenlediği, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği en başarısız, bugüne kadar yapılan en başarısız miting organizasyonu. Miting yeri olarak seçilen alana metrekare hesabı ile 3000 kişinin ancak sığabileceğini belirten Aykanat, Süleyman Soylu alanı bir de yukarıdan gördü. Soylu'ya göre bu bir çapsızlık. Daha ağır ifadeleri de var ama söylemeyelim, tam bir stratejik yanlışlık dedi. Alan baktığınız zaman işte devlet tiyatrosu salonundan vali konutuna doğru olan yol kısmı, evet, yani kullanıldı. Nereden bakarsak bakalım, oranın metrekaresine baktığımız zaman işte 3000 civarı insanın toplayabileceği bir alan. Neden orası seçilmiş olabilir? Vallahi Süleyman Soylu'ya göre, bana göre demiyorum, Süleyman Soylu'ya göre çapsızlık bu. Yani orada miting düzenliyor olmak. Bu Süleyman Soylu'nun daha ağır ifadeleri de var ama onları söylemeyelim. Ama büyük bir stratejik yanlışlık. Bir de başka yerde hani dolduramayacaklarını falan da düşündüler büyük ihtimalle. Çalışmazsan, şey yapmazsan, oturursan orada il başkanlığında işte laf olsun diye birkaç görüntü verirsen, işte şurada burada göründük, onu yaptık, bunu yaptık dersen, bundan daha büyük bir miting yapmaya da o organizasyonun çapı yetmez. Soylu'nun konuşmalarındaki tutarsızlıkları da anlatan Aykanat, Gabar'da teröristler yol kesiyordu dedi. Bu AK Parti'nin 15 yıl bölgeye hakim olamadığı anlamına gelir. Çorum'a demir yolu gelecek diyor. Ancak yatırım planına göre 2000 lira konulmuş, bunun 1000 lirası dış kredi şeklinde konuştu. Tabii Süleyman Soylu orada birçok şey söyledi. Fakat işin ilginç tarafı muhalefet cenahı hep bu tür mitinglerin sonrasında işte bir takım açıklamalar yapırken sayıdan tut da işte mitingde söylenenlere kadar hiçbir şey söylemediler. Oysa Süleyman Soylu'nun mitingde söylediği birçok şey birbiriyle çelişen şeylerdi. Bunlar muhalefet hiç umurunda olmadı nedense. Mesela yani işte Gabar'da bulunan petrolle ilgili Süleyman Soylu konuşurken Süleyman Soylu son 7 yıldır evet, İçişleri Bakanı olduğunu kendisi de söylüyor. Diyor ki biz 5 yıl önce işte oralara gittiğimizde yollar kapalıydı, şuydu buydu falan filan, işte teröristler yolları kesiyordu diyor. Yani AK Parti'nin 15 yıllık iktidarını bir kere çöpe atıyor. Yani 15 yıllık iktidarında bu işin çözülemediğini, yolların kapandığını teröristler tarafından falan orada söylüyor. Çorum'a demir yolu gelecek diyor. O da gelecek yılı işaret ediyor. Evet. Hani 2023'tü. Yusuf Alatçı'ya buradan soralım. Hani 2023'tü. Havalimanı İl başkanına içinde buradan soralım. Hani 2023'tü. Ben o tarihte il başkanı değildim diyemez ki. Sen o tarihte yöneticiydin. İl başkanı değilsen bile, şimdi il başkanıysam da AK Parti'de devamlılık diye bir şey yok mu? Sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Biriniz öyle deyip biriniz böyle mi diyorsunuz? Bugüne kadar vatandaşı böyle mi kandırdınız? 2024 diyor. Bugün de Cumhurbaşkanı Samsun mitinginde tek bir cümle söylüyoruz Cumhurbaşkanı bu hatla ilgili. Biz oraya yatırım planını aldık diyor. İşte Samsun, Ankara hızlı tren hattının Çorum Kırıkkale arasını yatırım planını aldık diyor. Şimdi yatırım planını aldınız da yatırım planı 2000 liraya, 1000 lirası evet, dış kredi, 1000 lirası iç kaynak olmak üzere ayrılan 2000 ödenek, TL değil mi abi? O 2000 normal, Türk 2000 lirası. Türk lirası evet. Dolar falan da değil. Aha. Dolar olsa ne yazar da 2000 Türk lirası.